Az önce efendim bir yurt dışına davet edildim. Uçak 3,5 saat sürüyor. Normalde havalanı vesaire 4-4,5 saat oluyor. Bir haftalığına dedim geleyim. Yok. Gelirsen 10 gün kalırsın dedi. 15 gün kal dedi. Senin sohbetine sana dayanamam dedi. Günür hanımefendiden bahsediyorum efendim. Şimdi uçak 3,5-4 saat. Ya ben buradan şeye gitmiştim bir ara. İstanbul'a. 1 saatte ne çileler çektim. Uçakla alakalı. Bundan dolayı efendim herhalde özel bir Ay. Vallahi yok bilmiyorum Firuza. Firuza'ra ben yani çünkü çok şey ne derler yani uçak 4-4,5 saat sürer yani. Bundan dolayı zannetmiyorum. Zannetme ki onu tamam. Bu gönlümü avutamam. Ataşlarda yansan bile beni senden ayıranlar. Beyaz gelinlik mi giyeyim? Yok. Bence beyaz gömlek giyeyim. Değil mi? Yok, Elvan seni bırakıp da Hollanda'ya gider miyim kız? Ha? Hı. Ancak Elvan'dan buradan şey isterim. Yudum ya çeyreğe, çeyreğin de dibine düştü. Ha, Elvan gönder. Gönder çocuğum. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Sibel adaşım merhabalar. Fahrettin Uzmar, Fahrettin Uzamur. Merhabalar. Bugün isimlerle gidiyorum efendim. Yani. Ben olsam koşa koşa giderdim. Bana teklif etseler. Canım. Özel
şey olması lazım. Uçak olması lazım. Orada sigara içebileyim. Alkol içeyim. Çişimi yapayım. Yani. Eğer öyle bir uçak kiralarsa özel olaraktan tabii ki giderim. Onun dışına gitmem yani. 3,5-4 saat. Ben seni canımdan çok sevmedim mi be güzelim? Ben sana ait. Canım uçakta Elvan yazmış. Evet. Ben İstanbul'a gittiğimde Elvancı orada ama orada da çok pahalı. Çok pahalı uçakta. Ve 2 sene önce ne gitmiştim İstanbul'a. Ondan sonra neden geldim İstanbul'a? Tutuldum kaldım avare. O zaman 400 TL'ydi bir tane bira. Ya. Yo. Valla 3 tane bira içmiştim o zaman uçakta. Bir de uçak ne derler hani kalkmaya yakın gene şey bar var bar. Burada otobüsle Günür gibi. Yollar seni diken diken usandım. Yollar seni diken diken usandım. Ondan sonra Günür gibi 7 saat ne 7 saati ya? Ayol 4 günde geldi Hollanda'dan Ankara'ya şey Türkiye'ye. Yani otobüsle. Ayol ben şuradan şuraya çıkamıyorum. Yani Kızılay'a. Akardım ne dedi böyle. Efendim şimdi saçımı tam şöyle ortalayayım. Güzel görüneyim değil mi bari? Ha. Evet, Eda Çoroğlu. Merhabalar efendim. Solistim yürü kervanlarımı söyler misiniz? Yürü kervanlarım yürü. Dertlerimi taşımaya. Evet, lise kalıyorum efendim ama kısa kısa. Tamam mı? Oladı mı yar, oladı mı yar, istediğin oldu mu yar? Efendim? Alo? He, ne oldu? Dalga mı geçiyor benimle? Dalga denizde olur kız. Efendim, böyle işte çekemiyorlar. Helin hoş geldin canım bir tanem. Yayınıma sabit ediyorlar. Sanki ben şey değilim, cevap veremeyecek kapasitede bir Sibel Baysal değilim. Ne oldu? Engellendi. Delikanlı. Yıldız Tilbe'den.
Şu an yanımda olsan sana neler söylerdim. Kafam kıyak dumanlı, senden geçemiyorum. Bu kadar efendim. Kısa kıza gidiyoruz. Bildiğim kadarıyla. Ben Berk. Hangi Berk? Beni tanıdın mı diyorsun? Hangi Berk canım? Ha? Gülay Hanım hoş geldiniz. Miotra, Martos, Telo, Martos, Gulo. İmparator, Tukos, Fans, Divast, Hello. Tutmayın beni. Aa, seni burada tutan kim ki? Züver varsa mı? Hadi ya, thank you. İyiyim, sen nasılsın? Ay gene madilik var. Oo. Nerede madilik var ya? İnanmıyorum. Yok bence yoktur yani. Aa, birisi bana demiş ki ne efendim. Ahmet merhabalar, hoş geldin. Ay Yeliz. Ekardım ne dede bu Yeliz, hoş geldin kraliçe. Nasılsın? Ay Yeliz'i görünce efendim, ses tonum değişiyor. Çünkü Lubunyaların anası. Gerçekten. Lubunya canlısı bir hanımefendi. Çok seviyorum kendisini Güken ne demiş? Teşekkür ediyorum canım Yeliz'im. Kurban olsun Sibel ablan sana. Doğa Yücel, Hülya Sevinçer. Evet efendim. Abla Hüsnü Baysal sesiyle şey yapsana demiş birisi efendim. Canım istediği zaman söylerim. İzel Bella. Hoş geldin, güzel yüzlüm, güzel kalbim, kalplim. Sibel Baysal istediği zaman efendim senin emrine amade değil. Ses tonu değiştirecek. Sen kimsin ki bana emir, belki burada konuşuyorsun. Rica etsen dahi benim içimden gelecek ki sizinle hoş geldin. Demir Öz, Sibel'cim sen çok güzel rap. Solistim sizin çocuğunuz olabilir miyim? Var benim iki tane çocuğum var canım. Üçüncüye gerek yok. Eğer üçüncüye gerek olsaydı bir tane Gaçikolilerdi. Ondan sonra Doğu misali 11 tane 12 tane doğuttururdum. Ay.
Ay ay efendim görüyorsunuz değil mi? Sibel Baysal'la. Yağmurcuğum hoş geldin. Sen nasıl Felix'in? Ben nasıl insan? Bir sana bak Felek, bir de bana bak. Bir sana bak felek, bir de bana bak. Ben de bir insanım, lalay 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 lalay. Her insan gibi. Ay gerisi burada moderatör yaparsam var ya vallahi hiçbiriniz kalmaz burada ha. Ona göre. Yaparım da. Ona göre. Haddinizi bileceksiniz. Tamam mı? Hı. Yani. Haddini aştın yine kaşınıyorsan herkesin işine karışıyorsun. Atınca üç kadeh şaşırıyor. Ay Yeliz şeyi atsana. Roy nerede? Roy'a paylaşın efendim yayını atın. Ya arabadadır. Ya da eve gidiyordur. Ya da bilmem. İştedir. Yasmin de olabilir. Şengül abla da olabilir. Solistim olabilir. Ev arkadaşı arıyor musun? Ev arkadaşı arıyorum da acaba benim sesimden canlı yayınlarımdan rahat edebilir mi? Soruyorum efendim. Beni neden davet etmiyorsun solistim Sibel? Tanımıyorum seni. Tanıdıklarım varsa oluyor efendim. Tanımadıklarımı almıyorum. Gerçekten. Yok, niye saçımı siyah boyatayım? Siyah peruğum var, onu takıyorum. Benim yüz rengime uyan sarı saç. Bu saç modeli. Rengi. Peruğum da var. Onu skeçlerde kullanıyorum. Çekinmedin mi? Can Kuş, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Saçlarınızı nerede boyatıyorsunuz? Kendim boyuyorum canım.
Yaz önce diyordun ya bana. Siyah peruk. Aman siyah boya diye. Şimdi soruyorsun. Ben de anlamış değilim seni. Gerçekten. Bir hastalığı mı var sende? Ne var? Yoksa similya hastalığı mı var sende? Türkan abla yayını Şengül'le Yasmin'e atar mısın? Efendim Ankara çok soğuk. Aman sıcak. Vantilatör çalıştırmıyorum. Klima çalıştırmıyorum. Bundan dolayı efendim şu an mutfağın değildi şu salonun balkonu şey. Onu da kapattım çünkü kardım dedi de buli Aruşka havlıyor. Vardan köpek sesleri geliyor. Ondan sonra ay küçük kızım gelmiş. Minik gıcı. Gıcı kızım. Kız ne yapıyor kız? Demet'le baba. Ha? Ay, Ankara'da mısın şu an Yeliz? Döndün mü? En son İstanbul'a gitmiştin. 16 trilyona ev aldın. Hayırlı uğurlu olsun. Miktarını ben söylerim. Ben içimde bir şey saklamam. İstediğin kadar Yeliz beni tembih et. Söyleme abla diye. Hayır. Al, İstanbul'dasın. Ya bak efendim. Geliz Hanım İstanbul'dan efendim 16 trilyona ev aldı. Niye kız Gülistan'ın Boğaz'daki evi 8 trilyonda sen 10 daha koyup da 18 trilyonu aldıysan ne mutlu sana. Yani Allah daha çok versin Yeliz'im, kraliçem. Herhalde ki. Elvan. Sana bir şey söyleyeceğim. Yağım çeyreğe indi. İvedilikle öncelikle göndermiş olduğun 5 kiloluk yudum yağdan 10 kiloluk talep ediyorum. Rica değil. Talep. Alıştım çünkü. Talep kürsülerde oluyor. Hemen gönderiyorsun. Hemen. İvedilikle. Hayır. Niye kız? Aa, baksana. Aa, yudum ya. Öbür yağdan kullansaydım vallahi bile kilo alırdım ha. Yudum ya en kalite yağ. Ha? Kilo yapmıyor. Kiloyu uçuruyor yukarıya. Ha? Nerede bu Roy? Roy gelirdi. Ne oldu ayol? Aa sinirlendim şimdi Yeliz. Gerçekten sinirlenmeyeyim. Çünkü Elvan'dan şu anda yağ istiyorum. Yudum yağ. 10 kiloluk. 10. Ha bir de oje beyaz oje. Vallahi var burada çok. Ama şey olmuş ojelerim. Beyaz ojelerim. Pürtüleşmiş mi? Ne diyorlar? Öyle bir şey diyorlar herhalde.
Ay efendim, bilmiyorum. Ankara'da çok sıcak da. Kır. Şey ben Atina'dayım. Hı. Ne oldu teklif? Kış gelirsen de beni bak 2-3 günde kovuyorsun. Olan dümbük yine Ankara akşam olunca serinler. Tabii tabii yeriz, doğru söylüyorsun. Ha bir de kalkıp da şeyi aramaz mı? Bacımı. Ben oraya gidiyorum da ulan defol git odana, odaya. Sana kim oda verir? Ben şu an şu odayı kiraya versem, Yeliz geldi gördü benim evimi. Şu odayı kiraya versem yani kimse gelmez de. Yine şey yaparım. Kimse gelmez derken yani şey olarak. Tabii ki yani yatılı olaraktan rezidans mı diyorlar, ne diyorlar. Bulmuşsun bir tane oda. İlknur Kutlu, hoş geldin canım. Bir de geliyor şey yapıyor odayı, ampili bozuyor bilmem ne yapıyor. Ya ondan bana bahsetmeyin arkadaşlar ya. Daha buradayım vallahi, burası çok sıcak, dayanacak gücüm kalmadı demiş Yeliz Hanım. Kraliçem, senin ev serin olur ama abla. Tabii. Çünkü Yeliz geldi gördü efendim. Geldi konuğum oldu. Yani bu sefer Yeliz bana konuk olduğunda yaz geldi efendim. Allah izin verirse salı veya salı çarşamba günü arabam teslim ediliyor eski eşim tarafından. Son bir kampana mı diye lastik problemi vardı. Ondan dolayı ben de Yeliz'i şeye götüreceğim. Vadiye değil. Mogan Gölü'ne, Gölbaşı'na, orada mangal yakacağız. Yani. Evet, artık sen de yoruldun. Yollar gide 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 usandım. Yeliz gide gide usandım. Hep böyle. Çünkü bir çok yemin ederim. Yeliz ve yanındaki Seray, Adanalı hemşerim. Bunlar Lubunya canlısı. Şükran abla da öyle. Yani var birkaç tanıdıklarım var da isimlerini hatırlayamıyorum. Şey de öyle. Ne derler? Şengül abla da öyle. Lubunya canlısı.
Ha evet Yeliz, gerçekten yoruldum. Ben yoruldum hayat. Diyar diyar. Zeynep, hoş geldin canım. Zeynep Cansu. Bilmiyorum, tanımıyorum efendim. Her insanı tanımak zorunda değilim. Ama her geleni de saygı duyarım buradan. Kötü söz, kötü yorum yazmadıkları süre içerisinde. Değil mi efendim? Yani. Artık gözünde nur kalmadı. Uykusuzluktan, diyar diyar gezmekten. Yemin ederim bak. İyi ediyorsun, yayın açmıyorsun bugünlerde. Son zamanlarda. Bugünlerde demeyeyim de son zamanlarda. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Yeliz'e verdim cevabı. Handan hoş geldin. Handan dünkü olayda o vardı ya bir tane Lubunya. Ha, kısaca yazar mısın? Şov muydu değil miydi? Benim nazarımda şovdu. Yani. Ve reklamdı. Tıpkı Roy'un dediği gibi. Roy asla yalan. Yalan değil de beyin olaraktan benim gibi hisseder. Değil mi? Ha. Ondan önceki bir kişi vardı. İsmini ben buradan anımsam şey ifade edemeyeceğim. Korkumdan değil. O da ilk bundan öncekinde taksiyle gidip almıştı. Royun dediği çıktı. Doğru mu? İkinci etapta niye gitmedi? Evet. Ama bir arada şey gösterdi. Para gösterdi. Kim vermiş ona? Ameliyat, putka ameliyat olacağım diye. Aslına bakarsanız sizden benden daha zeki. Bence o senin ciğerciden Ay Deniz Polat Kurbane hayrane la 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 lay la 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 lay Ay Deniz Polat Kraliçem gelmiş efendim. Ya. Buyurun efendim. Hoş geldin ya. Seven Yemiyor. severken girince gözden her şey olduğu gibiyken sabah olurken kapı çalarken nerede nasıldı sorarken Kurban yüzünde Kurban yorgunluğu olsun senin sana gibi Tüber. yorgunluğu geçer mi böyle biter mi söyle ihanetin acısı aşka bekçi mi gerekli sevginin anlamı yok mu azalttığın bu güven duygusu sana siper olur mu kandıramazsın beni susturamazsın beni durduramazsın beni ben kötüyüm sen iyi mi? Bir, iki, üç, dört, tamam.
daha da katlanamam. Seni de sensizliği de kimseyle paylaşamam. Selam solistim, ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk Sibel. Deniz Polat hanımefendi, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk solistim, nasılsın bir tanem? Teşekkür ediyorum efendim. Ay Deniz, geldin yayınıma, beni onurlandırdın. Ay canımsın benim. Nasılsın, iyi misin bir tanem? Vallahi ne yapayım, ben de öyle konuşuyordum işte. Hadi sağlığına. Bunu senin şerefine fondip yapıyorum aşkım. Aa öyle mi? Kardım ne de bu o zaman. Afiyet yarasın. İlkay abin vardı. Bilmem. Dur bakayım, öbür telefondan yayında mı? Zannedersem akşam bir yayında ay, yayında. Ay dur. Ay fakir hesabımı gösterecektim az daha. Yayında. Yayın açmış. Gelsin buraya. Geldiniz mi, gidelim? Teşekkürler Vanessa'cığım. Sen bilirsin bir tanem, nasıl istersen. Geceyi güneşler, beni senin hasretin, tek başıma sanki mahşer yeriyim. Evet efendim, Deniz Polat Sonsun geldi de ben de şöyle bir kalkayım. Ben idare ederim solistim sen gelene kadar. Asayiş Berkemal olur. Geceyi güneşler, beni senin hasretin, tek başıma sanki mahşer yeriyim. Yüreğimdeki her yer bu evde seni bekler. Hadi çat kapı, gel sevineyim. Biraz kavga ederiz, belki biraz güleriz. Bir küser bir başaşır kalbimiz. Seni nasıl özledim, yüreğim sanki deli. Kıskandığım için affet beni. Açılır sonsuz kere yoluna güllerim. Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile. Yokluğun soğuk tenine susadı tenim. Üşüdüm yorgan misali seril üstüme geceler boyu. Sevişmelerimiz bitmesin, gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşinin. Sakınıp sakla, güneşim olalı ısıt beni. Deninin sıcak kokusu kalsın ellerimde. Kalbim duraksız haykırışlarda. Ne yapsam ayrılamam senden asla. Hafife alma, aşk vurur insanı. Bu kadar kolay sanma delikanlım. Kalbim duraksız haykırışlarda. Ne yapsan ayrılamam senden asla. Hafife alma, aşk vurur insanı. Bu kadar kolay sanma delikanlım. Ağzına yüreğine sağlık. Senin de solistim. Efendim İlkay abiye atarsanız veya biz bu yayın bittikten sonra efendim İlkay abiyle veya şeye geçeriz, Deniz Polat'a. İlkay yayında İlkay'a geçeriz. Billur ses. Teşekkürler Handancığım, öpüyorum annem o billur kalbinden.
Solistim, bu gece Yıldız Tilbe gecesi mi yapalım yoksa karma mı yapalım? Sesiniz de uykunuz var olsun. Canımsın benim, senin de yüreğin var olsun Vanessa. Çabuk olalım aşkım. Her şeyi paylaşalım. Ben kendimi sana adadım. Sevgilim sensiz anlamsızım. Mahşere kadar benim aşkım. Her alemde senindir canım. Beni seven kalbim sana deli oluyor anlasana. Sana dayanamıyorum inan ki sensiz mutlu olamıyorum. Bir ömrüm daha olsa kollarında son bulsa Efendim, eğer sana Deniz Gülsün'e kavuşmak şarkısı bittikten sonra çok önemli konuşmalarım olacak. Deniz Polat hanımefendi hakkında. eğer sana kavuşmak varsa ölmek düğün gibidir bana. Sensizlikten çok korkuyorum. İnan kendimi bilmiyorum. Önce Allah sonra sen benim için. O bilir nasıl seni. Bir ömrüm daha olsa, kollarında son bulsa. Eğer sana kavuşmak varsa ölmek düğün gibidir bana. Sensizlikten çok korkuyorum. İnan kendimi bilmiyorum. Önce Allah sonra sen benim için. O bilir nasıl sevdim. Teşekkürler Aygıcığım. Senin de yüreğine sağlık annem. Evet solistim, Efendim, Deniz Polat hanımefendi Deutschland, Almanya'da ikamet ediyor. Fakat böyle çok güzel yemekler yapıyor. Onu çok merak ettim. Elinden hamur işi geliyor. Ondan sonra sarma, yaprak sarması, lahana sarması, işte vesaire. Yani Türk yöresine ait yemekler diyelim. Bunu Günür beceremiyor. Beceremiyor derken Günür da yapmış oldu. Hani belirli bir yemekler vardır ama yani siz herhalde neden böyle sevgili dediğiniz Polat hanımefendi? Yani çok uğraştığınız için mi mutfakta? Solistim, yıllardır yalnız yaşıyorum ve her şeyimi kendim yapmak durumunda Ay olduğumdan sanki dolayı. Günür benle yaşıyor. Ha. Ama ben yerim seni. Ama belki o yeni yalnız yaşamaya başlamıştır. Ben asırlardır yalnızım. Ben asırlardır yalnızım annem. Vanessa demiş ki, Fundation'a şitimi, respect. Vielen lieben Dank, liebe Vanessa. Ya o da güzel yapıyor da sen daha güzel, benden daha güzel yapıyorsun Deniz. Ben de senin mutfağını çok beğeniyorum. O Adana usulü salataların, o Adana usulü kebapların, dolmaların, yemeklerin. Yani Ay şey... yemin ederim, bak o yaprak sarmasını yapıyorsun, ne bileyim yani böyle
Gündür'e dahi söylüyorum. Diyorum ki ne? Ya Deniz Polat diyorum nasıl böyle hani şey yapıyor. Hani mutfak zenginliği vardır. Hani fakirliği vardır bir de zenginliği vardır. Eğer zenginlikten fakirliğe inersen o yemeği lezzetli olarak yaparsan mutfak zengin olur. Yani sofra. Aynen, dank inin. İş ve dankım iş ve aşkım, o biraz da böyle bir el becerisi. Mesela geçen şöyle bir örnek vereyim sana. Çiğ köfteyi çok güzel yaparım. Ama ben etli yaparım. Yani zaten arkadaşlar çiğ köfteye neden çiğ köfte denir bilir misiniz? İçinde çiğ et olduğu için çiğ köfte denir. İçine et girmeyen hiçbir köfte çiğ köfte değildir. Ve arkadaşlarımı her davet ettiğimde benden ilk istedikleri çiğ köfte olur. Deniz gelir zaman ne olur çiğ köfte yap. Tamam annem problem değil yaparım. Ve en son çiğ köfte yaptığımda bir arkadaşım dedi ki Deniz biraz da ben yoğurayım ya falan dedi. Ondan sonra kırmamak adına olur dedim. Ben elimi çektim köfte. O gitti elini sabunladı geldi köfteye daldı. Ben de elimi çektim köfteden. Gittim elimi sabunladım, turşularımı çıkardım, işte salatamı yaptım, cacım yaptım falan bilmem ne. Turşuları da Sıkımın... güzel kuruyorsun. Ay teşekkür ederim canımsın. Sonra bitimine yakın tekrar ben soktum elimi. İşte bir iki turda ben çevirdim, sonra sıkımladım, sofraya geldi. Ve herkes şunu Evet. dedi, hayır. Serden kardeşim hoş geldin. Ve herkes şunu söyledi, hayır Deniz dediler, bu her zaman senden yediğimiz köfte değil. El tadı o kadar içine başka bir el girdi diye el tadı o kadar farklı oldu ki son istedim. Yani kıyma koydunuz mu? Muhakkak ben yani içinde et o et değil çi, ben Türk marketine giderim annem. Özel çiğ köftelik et rica ederim. Oradaki arkadaşlar tanırlar beni sağ olsunlar. Özel çiğ köftelik et çeker bana verirler. Ha, Deniz hanımefendi burada çiğ köfte kıyması yapılıyor. Hayır yok ben Aslına aşkım. bakarsan Solistim. Çiğ köfteye eskiden neden? kıymalıydı. Burada yani Türkiye'de. Sayın solistim. Çiğ köfteye neden çiğ köfte denir? İçinde çiğ et olduğu için çiğ köfte denir. İçinde et olmayan hiçbir köfte çiğ köfte değildir. Kısırdır, ne bileyim yağlı köftedir, bulgur köftesidir. Dediğim gibi kısırdır. Mercimek koyarsan mercimek köftesi olur. Yağ koyarsan Hoş yağlı köfte geldin. olur. Ondan sonra yumurta koyarsan yumurtalı köfte olur. Ama mümkün değil çiğ köfte. İçinde et olmayan hiçbir köfte çiğ köfte değildir nokta. Hani bir O ara nasıl zaman ne tartışıyorlardı ya. yapıyorlar Deniz Polat hanımefendi? Şey yapıyorlar burada. Acılı yapıyorlar. İşte yani insanlara tat o şekilde veriyorlar. Aslına bakarsan tat değil de acı veriyorlar. Güzelmcim hoş geldin annem sana da selamlar. Değil Aşkım, mi? sayın solistim dediğim gibi yani içinde et olmayan hiçbir köfte çiğ köfte değildir. Yani şöyle düşünün, içli köfte yapıyorsunuz, içli köfte yapıyorsunuz. Sadece içli köfteyi oyup kapatıyorsunuz. İçinde ne soğanı var, ne cevizi var, ne kıyması var. Hiçbir şeyi yok. Ya buna da bulgur, aynen Meri Natali, bulgur köftesi olur o. Zerincan hoş geldin canım benim. Yani aynen ya arkada kimdi? Geçti bir dakika. Aynen Meryl Natalin'in dediği gibi şey olur. Bulgur Sevinç Urfalıyım haklısın. abla demiş ki Deniz Hanım ben Urfalıyım. Bir saniye. Urfalıyım haklısınız Deniz Hanım demiş. Heh. Aklın yolu bir Sevinç Hanım yani Urfalıyım haklısınız Deniz Hanım. Bir dakika kimdi pardon ben ona şöyle. Sevinç Hanım benim birlikte olduğum bir arkadaş vardı Urfa Bilecikliydi. Urfa'nın Bilecik kazasındandı. Ondan öğrendim ben çiğ köfte yapmayı. Ve yani dediğim gibi işte içinde et olmayan hiçbir köfte çiğ köfte değildir arkadaşlar. Bu böyle bilinsin. Ama Deniz, ben sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun solistim dinliyorum. Şimdi ben biliyorsun Adana çocuğuyum. Ha.
köfteyi yaptığın zaman şöyle bir tavana atarlar. Yapışacak, tavanda kalacak. Aynen. O zaman köfte kıvamını bulmuş demektir. Hanım, hoş geldiniz. Bakayım Yani. yayında kimler var. Aa Gönül Hanım, Gönülcüm hoş geldin bebeğim. Güzel. Adana'nın güzeli, canım arkadaşım benim. Hiç yalnız bırakmaz beni, kurban olurum ona ben. Karabulut Meltem. Ay bu Karabulut Meltem de bana yabancı gelmedi. Şimdi kız bu? Karabulut Meltem, Karabulut Meltem. O Beş zaman yılını. kara bulutlar gelsin. Kara Kara bulutlar. bulutları kaldır aradan. Vay aman. Vay aman, vay deli gel gönlüme, çağlayanım gel, ne kadar özenmiş seni yaradan, vay aman, vay aman, Ben vay deli gel dün gönlüme. gelmiş. İnşallah Neşeciğim sana da selam annem. böyle gelir. Sedengül Canlı Müsait Bey hoş geldin annem. misin? Gelmek ister misin? Gelmek istemezsen Deniz Hanım'ın sesinden mahrum kalırsın. Bir Ne dakika, mektup? bir saniye de olsa gel. Kırma bizi. Ne mektup geliyor, ne haber sende? Valla söyle de küstün mü bende? Kimle? Sevenkine mi? Perdiğine mi? Yok ayol. Zikmin'in şarkısı yok mu? Ne mektup geliyor? Ne mektup geliyor? Ne haber senden? Söyle de. Deniz Atilla Kaya'dan okur musun? Hit olmuş şarkıları aklında varsa. Birini hatırlat bakayım bir. Atilla Kaya'nın. Ne mektup geliyor, ne haber senden, söyle de bileyim, vazgeçme benden. Ne mektup geliyor, ne haber senden? Söyle de bileyim, bıktın mı benden? Her akşam güneşin battığı yerden, her akşam güneşin battığı yerden, gözlerin doluyor gecelerime. Bugün gelmiş efendim. Hoş geldiniz. Yalancı Bedo. Teşekkürler Bir Vanessa. Vielen Dank ya. Bilgisayarınız Dümbülü sağ olsun. Beşik Bedo. Annem Sevengül diyor ki Sibel aşkım ben dinliyorum diyor. Biliyorsun menajer falan arıyor. Düşüyorum o zaman diyor. Anladım. Bedo'dan solistinden çok yalancı. Çok. Senin adını yollara yazdım. Hayır bilmiyorum. Sözleri yok onun bende Zerincim. Şey mi? Adına dağlara yazdım yârim bu. Aa, yok o şeyin ama Sibel canım pardon. Efendim, ben bir şey söylemek istiyorum. Deniz Polat hakkında. Deniz Polat sevdiğini sever ama sevmediğini sevmez. Neden sevmez? Çünkü mantıklı, bilgili olduğundan bizim ortamımızı görüp Lubunya'ya zarar verdiğinden dolayı artık Denizli Polat hanımefendi de ona istinaden kalkıyor. Ne diyor? Ben engelleme listemden her şeyi temizledim. İstisna
olaraktan kaç kişi vardır bende diyor. Çünkü niye? Haklı yere söylüyor. Çünkü insanlar o kadar yavşak olmuş ki bu alemde. Daha dün yaşadık. Ondan önceki günde yaşadık efendim. Lubunya'nın birisi çıkmış reklam uğruna. Ya bırak da güzel kızsın. Kendi kendine yorum reklam yap. Belki bir yerlere gelirsin. Şimdi Deniz Polat hanımefendi beni kullansa reklama girmez. Ben Deniz Polat hanımefendiyi kullansam reklama girmem. O yüzden atacaksan kendini atsaydın kardeşim. İkinci defasında çok pür dikkatle izledim. Solistim, müsaadeniz izniniz olursa yayın sizin yayınınız ama buna rağmen ben sizi kendim kadar, yani kendime çok yakın hissettiğim ve gerçekten çok sevdiğimden dolayı sizin yayınınız ama ben şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar lütfen, ben alttan yazılanları okuyorum. Solistim okumuyor, sohbet ediyor. Yok, şu an okuyorum. O kafada da hiçbirimiz değiliz. Bak, kim kime, Solistim, Solistim burada. Solistim rica ediyorum, ben çok kısa bir müsaade edin. Arkadaşlar, arkadaşlar kim kime ne söylemiş, kim kime ne yollamış, kim kime ne kadar bilmem ne yapmış. Şimdi hiç o sırada onunla alakası yok. Hiç değil mi? Orada lütfen yazmayın. Onu öyle söyledi, böyle söyledi. Şunu göndermi, bunu. Arkadaşlar lütfen biz burada şu an gırgır, şamata, müzik, yani sohbet. Lütfen kimse kimsenin modunu düşürmesin. Çok rica ediyorum. Ama bak ne güzel Deniz Polat Solistim cevabı verdi. Şimdi okudum. Deminden beri yazıyorlar Solistim, siz farkında değilsiniz. Neyse boş ver. Çünkü bunlar olduğu için. Yani şurada sohbete, gırgıra, muhabbete, şamataya geldik. Yani onun için bir yayın açtık, toplandık. Şarkılar söyleyeceğiz, musiki terennümleri yapacağız. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. O onu göndermiş, o onu demiş, bu bunu demiş. Lütfen geçelim oraları ya. Ya Deniz, ne diyorlar biliyor musun? Ne demek istiyorlar o şeye sen? Bedostlara çat. Yani işte birbirinize düşürmek, olay bu. Yani mesela geçenlerde hiç tanımadığım bir hanımefendi benim hakkımda o bana neler söylemiş, ben ona yine hanımefendi diyorum. Hiç tanımadığım bir hanımefendi benim hakkımda yayında birkaç kelime etmiş. Hemen ekran hemen o kısmı almışlar, videoya çekmişler, bana atıyorlar. Yani bunun amacı nedir? Ha ben de gideyim o hanımefendiye. Kardeşim sen beni ne kadar tanıyorsun da böyle böyle söylüyorsun. Al sana al takke ver küllak, kavga mı edeyim yani? Ha niye onu bana atıyorsunuz? Amacınız ne? Olabilir o insan benim hakkında beni hiç tanımayan birisi. Yani zerre kadar beni tanımayan birisi ve ben de onu zerre kadar tanımıyorum ve dolayısıyla da dediği hiçbir şey umurumda değil. Ama neden siz o kısmı alıp da bana o videoya bak Polat anne bu kadın, at ismini vermeyeceğim. Bak Polat anne bu kadın senin için neler söylüyor. Ya herkes kendine yakışanı söyler. Bırakın söylesin, bana ne? Tanımam, etmem. Efendim, süren bitiyor. Deniz Hanım, siz devam edin. Son 10 saniye. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. En önemlisi sağlıkla kalın efendim. İlkan yayınına geldi.